Merhaba arkadaşlar, ben Alif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar YKS'nin ikinci oturumu olan AYT de bitti. Geçmiş olsun hepinize diyoruz. AYT ve TYT ile ilgili yorumlarda bulunacağız. Ondan sonra arkadaşlar yüzdelik dilimler ne olur, sıralamalar nasıl olur, sınavın kolaylığı ve zorluğu üzerinden bu konu hakkında yorumlarda bulunacağız arkadaşlar. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videolarımız için arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Online dersler için arkadaşlar bize Instagram'dan yazabilirsiniz. Birebir online matematik dersleri için bize yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar ne olursa olsun öncelikle, yani ne olursa olsun moralinizi bozmuyorsunuz. Çünkü neden? Ya nelerin getireceğini, nelerin götüreceğini, nelerin değişeceğini bilemezsiniz. Sınav size kolay gelmiş olabilir veya zor gelmiş olabilir veya yapamamış olabilirsiniz. TYT iyi geçmiş olabilir, AYT kötü geçmiş olabilir veya tam tersi olabilir arkadaşlar. Bunları moralinizi bozmak için şu an daha çok erken. Yani sıralamalar açıklansın, sonuçlar bir açıklansın, puan durumları belli olsun. Ondan sonra çok şeylerin değiştiğini göreceksiniz. Gelmez dediğiniz bölümlerin geldiğini göreceksiniz. Kazanamadım artık, eyvah ben bittim dediğin şeylerin değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla moralinizi bozmak için daha çok erken. Moralinizi bozmayın. Umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Umduğunuzdan çok daha güzel olabilir yani. Yani biz bunları gördük şimdiye kadar. Hep tecrübe ettik. Gelmez dedi, ağladı ama geldi yani. Yani olmaz diye bir şey yok. Sınavınız kötü geçmiş olabilir. Veya sınavınız iyi geçmiştir ama sınav kolaydır, herkes için iyidir. Bu sefer bunu dert ediyorsundur. Bunların hiçbirine gerek yok arkadaşlar. Daha bir ayımız var. Sonuçlar açıklansın, puan durumları ve sıralamalar belli olsun. Ondan sonra arkadaşlar yine buradayız. Yine rehberliğimizi yapacağız. Yine size destek çıkacağız. 2021 tayfa için yine buradayız arkadaşlar. Moralinizi bozmuyorsunuz. Şimdi TYT yorumlarına geçelim arkadaşlar. TYT hakkında yorumlarda bulunmak gerekirse herkesin aşağı yukarı bildiği şeylerden bahsetmek gerekir. Matematik orta zor arası bir şeydi arkadaşlar. Matematiği ben çözdüm. Yani çok kolay değildi. Çok zor da değildi. Evet, zor sorular vardı. 2019 ve 2018'e göre zordu arkadaşlar. Türkçe aşırı zormuş. Ben tabii Türkçeci değilim. Gelen yorumları biliyoruz, okuyoruz. Türkçe aşırı zormuş. Öğrencilerime sordum. Türkçe gerçekten çok zormuş. Feni gördüm. Fenin kolay olduğunu düşünüyorum. Sosyalin de kolay olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. AYT yorumlarına bakacak olursak arkadaşlar, AYT, TYT'ye göre nispeten daha kolaymış. Soruları aşağı yukarı gördük arkadaşlar. Tam açıklandıktan sonra yine yorum yapabiliriz. Öğrencilerime sordum. Instagram'daki yorumları gördüm. Twitter'daki yorumlardan arkadaşlar. Attığımız videoların altındaki yorumlardan arkadaşlar. AYT'nin kolay olduğunu söyledi öğrencilerim. Matematik kolaymış. Fen de kolaymış. AYT'nin edebiyatı çok kolaymış. Tarih yine kolaymış. Yani olmamış tabii ki. AYT'nin kolay olması hiçbir zaman İyi bir şey değil arkadaşlar. AYT sıralamaları belirliyor. Dolayısıyla AYT'nin zor olması aslında iyidir. AYT'nin kolay olması sıralamaları alt üst edecektir. Yine bu TYT'nin zor olması ve AYT'nin nispeten kolay olması sıralamalar üzerinde nasıl oynar? Bununla ilgili arkadaşlar devamında bunu da anlatacağım. Yani AYT biraz daha zor olsaydı iyi olurdu. ÖSYM bu işi şu an tam öğrenemiyor. Sanki yani hızlıca hazırlanmış sorulara benziyordu. Yani özellikle kümelerden iki tane soru varmış. Ya gerek yok iki tane soruya kümelerden. Yani daha farklı işte logaritma vardır, trigonometri vardır, karmaşık sayılar vardır, polinomlardan vardır. Polinomlardan iki tane değil de üç tane sorabilirsin. Sen niye kümelerden soruyorsun? Veya yani TYT'deki konulardan yine sorular gelmiş. Ya gerek yok arkadaşlar. AYT gibi olacak ki öğrencilerin sıralamalarını alt üst etmesin. AYT kolaymış. Şimdi ben kolay deyince bazı arkadaşlarınız kızacak. Evet, zor olan sorular illaki vardır. Ama AYT genel olarak kolaymış arkadaşlar. Şimdi yüzdelik dilim ve sıralamalar nasıl olur? Bunlarla ilgili bizimkiler tahmin arkadaşlar. Yani bunları sizin moralinizi bozmak için söylemiyoruz. Tahminlerde bulunuyoruz. Çıkarsa güzel olur.
Çıkmazsa da bir şey kaybetmeyiz. Yani biz yılların bize verdiği tecrübelere dayanarak bunlardan bahsediyoruz. Sıralamalar nasıl olur? TYT'nin zor olması arkadaşlar, AYT'nin kolay olması birbirini dengeleyecek gibi duruyor. Özellikle sayısal için konuşacak olursak belki sıralamalar biraz oynayabilir. Yani yukarı yönlü oynayabilir. Nasıl? Yukarı derken şöyle arkadaşlar. 30 binle alan bir bölüm 33-34 binle alabilir. 60 binle alan bölüm 65 binle alabilir. 100 binle alan bölüm 110 binle alabilir arkadaşlar. Veya 200 binle alan bölüm 220 binle alabilir. Belki 230 binle alabilir. Yani sıralamalar 2000, 5000, 10.000 arası oynayacaktır illaki. AYT'nin kolaylığı sıralamaları değiştirecektir arkadaşlar. Puan değil, tabii ki sıralama önemli. Bunu da kim bilebilir? Yani sınav bir ay sonra açıklandıktan sonra daha net yorumlar yapılabilir. Ama görünüldüğü şekilde arkadaşlar AYT'nin kolay olduğu, yani sorulara bakınca zaten AYT'nin kolay olduğu anlaşılıyor. Ama sayısalda çok büyük değişimlerin olacağını düşünmüyorum ben. Yani sayısalda arkadaşlar yüzdelik dilimler ve sıralamalar çok oynamayacaktır. İlla ki değişiklikler olacaktır. Çok yüksek değişikliklerin olacağını düşünmüyorum. İkisi birbirini dengeleyecektir. TYT ve AYT birbirini dengeleyecek şekilde ilerliyor. Yalnız aynı şeyi eşit ağırlık ve sözel için söyleyemeyeceğim. ÖSYM'nin yaptığı en büyük hatalardan biri edebiyatı kolay sormak oldu. Türkçe evet zor olmuş olabilir ama edebiyatı neden kolay soruyorsunuz? Edebiyatın kolay olmaması lazım arkadaşlar. Neden kolay olmaması lazım? Sayısalcı öğrenci matematiği yapıyor, feni yapıyor, canı sıkılıyor zaman sınavda. Oturuyor bir de edebiyat yapıyor, oturuyor bir de tarih yapıyor. Ondan sonra sonuçlar açıklandıktan sonra sayısalda bir bölüm kazanamadığı zaman gidip edebiyattan bir hukuk seçiyor. Dolayısıyla bu edebiyatçıların sıralamalarını alt üst ediyor arkadaşlar. Edebiyatın zor olması iyi olur. Yani sizin için iyi olur. Edebiyatçılar için, sözelciler için edebiyatın zor olması iyi olacaktı. Yani edebiyatı kolay sormaları sayısalcılara yaramış her zamanki gibi. Yani edebiyatta eşit ağırlık bölümlerinde ve sözel bölümlerinde arkadaşlar büyük oynamalar olabilir. Umarım olmaz. Olursa da bir şey kaybetmezsiniz. Siz iyi yaptıysanız, iyi çalıştıysanız, tarihinizi, işte edebiyatınızı, Türkçenizi, matematiğinizi yaptıysanız arkadaşlar, sizin için bir şey fark etmez. Arada bazı sayısalcılar gelip sizin aranıza girebilir arkadaşlar. Herkes kendi bölümüyle ilgilense çok iyi olur. Eşit ağırlıkçılar ve sözelciler için arkadaşlar, oynamalar olacaktır illaki. Ama moralinizi bozmak için söylemiyoruz bunu. Siz iyi yaptıysanız bence hiçbir problem yok. Sizin iyi yapmanız yeterli zaten. Siz iyi yaptıktan sonra bir sayısalcı asla gelip sizi geçemez arkadaşlar. Yani geçmemesi de lazım. Bu şekilde sayısalda çok büyük oynamalar olmayacaktır. Eşit ağırlıkta ve sözelde çok büyük oynamalar yine beklemiyoruz illaki. Ama ufak, belki ufağın biraz daha üstü. Yani mesela eşit ağırlıkta 30 binle alan bir bölüm 35 binle falan alabilir arkadaşlar. Yani çok büyük oynamalar dediğimizde çok aşırı büyük oynamalar olmaz illaki. 30 binle alan bir bölüm 50 binle alacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ama sayısala göre daha büyük oynamalar olacaktır. Yine sorular açıklandıktan sonra soruların çözümlerini yapacağız. 2021 YKS için ve 2020 YKS arkadaşlar üniversiteyi kazanana kadar rehberlik videolarımız düzenli gelecek. Videolarımızı beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.